Başkan 56 televizyon olarak vatandaşın görüşünü almaya ve kentimizin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Mikrofon yönelttiğimiz vatandaşlar özgürce konuşuyor. Kanal 56 televizyon olarak bizler de yayınlıyoruz. İşte vatandaşımızın dilinden ilimizin sorunları. Bu Bulgaria Caddesi bir açılsa, trafiğe açılsa sihir çok güzel olur. Ondan sonra yıkım emri de gelmiş, maalesef kimse ilgilenmiyor. Sihir sahipsizdir. Valla sihir geri kalmış. Sahipsizdir. Ama inşallah bekliyoruz, iyi olmasına bekliyoruz yani. Umut Allah'tan kesilmez. Bak, teorinin bundan hakikaten bitmemesi için çok rahatsızız ya. Herkes de rahatsız yani. Bak bu yol, bu Aydınlar Caddesi de onu tıkanıyor yani. Baba dinle hani yetkililerin bir an önce şey yapmasını, halledilmesin. Dine Bey. Ya tabii sihirin yani söyle. Şirok. Tabii değil. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Odur, aynısını düşünüyorum. Çöreoğlu bir an önce çözülmesi lazım. Bir an önce. Millet mağdur yani. Aydınlar Caddesi'ne tıkanıyor, doğru. Belki doğrusu. Bir iki tane bak hal halde artık nasıl anlaşmamışlar da bilmiyoruz. Fakat anlasınlar yani ne gerekirse. Yapılmasına gereken şeyler yapılsın yani. Şu anki Siirt'in karayolları berbat bir şekilde, çukurlar içinde. Yani insan yani kıyıyor o arabaları bu. Caddeye bırakmaktan. Yani bir an önce yani Siirt'in yani yetkili kişilerin bir an önce müdahale etmesini yani rica ederiz. Vali Bey'den belediye başkanlarından yani karayollarından. Siirt'imiz yani çok geri kalmış bir memlekettir. Diğer memleketlere nazaran yani son yani Siirt bir ilçe bir kasaba gibi kalmış bir görüyorum yani. Yani ben yani çok utanıyorum. Yani bir de Siirt'in huzuru yani çok bozuktur. Huzur kalmamış. Hava kirliliği olsun. Yani nasıl? Yani bu olayları yani bir an önce şey yapmalarını, bir an önce el atmalarını istiyoruz. Teşekkür ederim. Memleketimiz gün geldikçe geriye gidiyor. Tüm iller gelişliyor ama bizim ilimiz gün geldikçe geriye gidiyor. Şu an memleketin haline bakın, gösterelim. Her yer kir, çöp içinde. Gün geldikçe daha çok bir kirliliğe gidiyoruz. Karayolları zaten hiç çalışmıyor. Karayolları desem tüm yer berbat. Asfalt çalışması yok. Bir tane sıfır araba buraya geliyor. Bir ayda ikinci yere düşüyor. Burada orada haline geliyor. Kimse bu memlekete gelmek istemiyor. Hava kirliliğinden dolayı. Yetkililerin bir an önce bu konuya el atmalarını istiyoruz. Bu memleket sahipsiz değil. Başbakan çıkarmış bir memlekettir. Tüm yetkililerin bu konuya el atmalarını istiyoruz. Adam yani durdurup düzgün iş yapamıyoruz. Tamam, işimiz düzgün değil. Yani sabahtan beri 10 milyon para gelmiş bana. Bir iş sıkıntımız var burada. Olay nedeni misal diyelim ki her gün sıkıntı oluyor buralarda. Burada durup düzgün saat akşam 5 oluyor, bakıyorsun çarşı komple kapalı. Bahçene gerek diyorsun gece 11'e kadar, sanki orası yeni bir şehir. Işıklandırma yok. Burada herhangi bir ışıklandırma olsun, herhangi bir şey yok. Biz burada ne istiyoruz? Biz burada yani iş sektörünün biraz daha yüksek tutulmasını istiyoruz. Aynen. İş sektörü biraz daha yüksek olduğu zaman biz de rahat oluruz. Çevremizdeki insanlar da rahat olur kendine. Biz bunu istiyoruz. Başka bir şey istediğimiz yok. Ya hangi sorunlardan bahsediyorsun? Bir sürü sorun da var yani, ilgilenen yok. Belediye desen ayrı, milletvekili desen ayrı. Yani anlayacağınız sırf kaderine mahkum edilmiş. Biz esnaflar olarak 2 aydır yaklaşık istihdamsız açıp kapatıyoruz.